Önce sizlere onun kısa bir yaşam öyküsünü paylaşmak istiyorum. Öyle özgün, öyle çarpıcı, öylesine güçlü bir öyküsü var ki etkilenmemek elde değil. Bitirdiği yıl alınan ikinci el radyo ile, lambalı radyo ile hayatına yeni bir renk gelmiştir. O dönem sadece Ankara Radyosu yayınları dinlenebilmektedir. Mehmet Şerafettin Erbayram en çok radyodaki müzik yayınlarına ilgi duymakta ve Türk sanat müziği, Türk müziği sevgisi günden güne artmaktadır. Öyle ki askere gittiğinde akşam saatlerinde yayınlanan bir fasıl programını dinlemek için yemekhaneye gidiş saatini o programın yayın saatine denk getirir. Çocuk yaşlardan beri Türk sanat müziği özellikle fasıl dinleyerek ruhunu dinlendirir hepimiz gibi. Devamsızlıktan sınıfta kalacak hale geldiği ortaokulda ilgi gösterdiği tek ders Mehmet Özkoç öğretmenin verdiği tabiat bilgisi dersidir. Lise öncesi eğitimine bir yıl ara verir ve çeşitli işlerde çalışır. Bursa Ziraat Okulu'na gider. Okulu birinci bitirecekken apandisit ameliyatı olur ve devamsızlık nedeniyle birinciliği kaybeder. Bolu'ya döner ve ziraat teknisyenliği yapar. O artık bir devlet memuru. 1958 yılında Mamak'ta muhabere okul komutanlığında yedek subay olarak askerlik hizmetini tamamlar. Çoğu mühendis olan arkadaşlarının arasında büyük bir başarı göstererek yedek subay okulunu beşincilikle bitirir. Askerde aynı zamanda başladığı Almancayı fevkalade öğrenir. Almanya'ya gider ve bir çiftlikte çalışmaya başlar. Orada 4 yıl kalır ve bu süre boyunca Türkiye'ye hiç tatile gelmez. 1963 yılında ziraat mühendisliğini iyi bir dereceyle bitirir. Ayrıca en uyumlu ve çalışkan yabancı öğrenci payesini de alır. En çok sevdiği öğretmen olan Sabriye öğretmenin Türk gibi gitsin, Türk gibi gelsin tavsiyesine uyar ve onun güvenine layık olur. 1980 yılında Türkiye'de denklik alır ve artık mühendislik ünvanına Türkiye'de de kavuşur. 1963 yılında Bayer şirketinde işe başlar ve 1967 yılına kadar çalışır. 14 Eylül 1963 tarihinde Eratalar ailesinden Hayriye Hanım'la evlenir. 1965 yılında kızı Ayşe İlknur, 1967 yılında oğlu Kamil dünyaya gelir. İlk 4 yıl İstanbul'da kalırlar, sonra Bolu'ya dönerler. Hayriye Hanım'ın İstanbul'a gelin götüreceğim diye beni gelin aldı, sonra Bolu'ya geri getirdi şakası, işte bu geri dönüşten kaynaklanmaktadır. 1967 yılından itibaren Bolu Toprak Su'da etüt kontrol teknisyeni olarak çalışır. Bu dönemde Bolu'nun tüm akarsu ve toprak haritasını çıkarır. Bir yandan da 6 ırk tavukla kanatlı sektörüne girer. Eşinin 16 adet bileziğini bozdurarak 200 adet civciv alıp ticaret hayatına başlar. Daha öğrenciyken hayal ettiği yem fabrikasını 1980 yılında kurar. Adeta tüm ömrünü Bolu'ya katkı sağlamak için harcar. Yıllarca Bolu Ticaret ve Sanayi Odalarında meclis üyeliği yapar. İzzet Baysal kendisinin hayırseverliğini daha geniş alanlara yayması için vakıf çalışmalarıyla da tanıştırır. İzzet Baysal Vakfı'nın ilk halk üyesidir. 2014 yılında 9. Sosyal Sorumluluk Ödülünü de almıştır. Bolu'da bir üniversite kurma fikrini Sayın Cahit Dinçtür ve Sayın Mustafa Yaman ile birlikte İzzet Baysal'a ilk açan kişilerden birisi Mehmet Şerafettin Erbayram'dır. İzzet Baysal Vakfı ile başladığı çalışmalarını kuruluşuna öncülük ettiği Bolu Bağışçılar Vakfı ile sürdürür. Hala İzzet Baysal Vakfı mütevelli üyesi,
Bağışçılar Vakfı Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı ve Bolu Platformu Danışma Kurulu üyesidir. İzzet Baysal Üniversitesi'nin şehre olan katkılarını arttırmak üzere ortak projelere imza atar. Öğrencilere çeşitli burslar verir. Öğrencinin şehirdeki hayatını da kolaylaştırır. Örnek bir üniversite-şehir ilişkisi yaratmaya çalışır. Sadece Bolu'da değil, belki de Türkiye'de şu payeye sahip başkaca iş adamı var mıdır bilinmez. Evet, eski köye yeni adet getirmenin peşindeki Mehmet Şerafettin Erbayram pek çok ilçe imza atarak ilklerin adamı unvanını elde etmiştir. Ticaret hayatının başlangıcında Bolu'ya ilk kez motopomp satmayı başarandır. Ben çok mühendis gördüm. Hayal bunlar. Dön memuriyetine. Bolu'da ne tarım var ki sen motopomp satamazsın denilmesine rağmen 2 yılda tam 50 adet motopomp satar. Ayrıca Bolu'da ilk kez yağmurlama borusu satandır. Bolu yağış alan bir şehir. Yeterli arazi de yok. Bolu'da boru satamazsın denilmesine rağmen yine Adapazarı Ovası'ndan bile daha fazlasını satar. Kaliforniya tipi hindiyi Türkiye'ye ilk kez getirendir. Türkiye'de ilk kez tabaklı hindi üretimini gerçekleştirendir. Yağlık, genetiğiyle oynanmamış kabuksuz kabak çekirdeğini de ilk üretendir. Nesli tükenmekte olan Alp dağlarından gelmiş sahnen ırk keçiyi Kanada'dan sperm ithal ederek tekrar çoğaltan ve gıda sektörüne sütüyle ve peyniriyle katkı sağlayan yine Mehmet Şerafettin Erbayram. Ferik elması, miskici elması, kestane eriği, burnu kızıl eriği gibi çocukluğunda Bolu'da olan ancak o dönem yetişmeyen 34 çeşit meyveyi yeniden yetiştirmeyi de başarandır. 2007 yılında İtalya Uluslararası Keçi Birliği'nin 25. yılında düzenlenen Fransa, İspanya, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin de yer aldığı dünya yarışmasında Van otlu peyniriyle 2 dalda dünya üçüncülüğünü kazanmıştır. Asya menşeli, Himalayalarda yetişen antioksidan kurt üzümünü Çin ile işbirliği yaparak Türkiye'de ilk kez yetiştiren de yine kendisidir. Bağışçılar Vakfı kanalıyla su ve enerji tasarrufu ile ilgili bir proje için Haldun Taşman'ın şahsi desteğiyle Güney Afrika'dan 10 bin dolarlık bağış sağlanmıştır. Bu bağış vakfa Türkiye'de ilk kez yabancı bir ülkeden bağış alan vakıf olma unvanını kazandırmıştır. Sadece Bolu'da değil, Türkiye'de ilk üretime yönelik dernek olan Patates Üreticileri Derneği'ni de kurandır. 2011 yılında İngiliz Kraliyet ailesinin akredite laboratuvarı olan FAPAS'ın düzenlediği yarışmada 53 ülkeden katılan laboratuvarlar arasında bolca hindi ile, onun laboratuvarı ile ve 0 hata ile birinciliği paylaşmıştır. Evet, dinlediğiniz üzere sunumumda sadece Sayın Mehmet Şerafettin Bey'in biyografisinden ve imza attığı ilklerden bahsettim. Onu anlatmak sadece bu birkaç yansıyla elbette mümkün değildir. Bir başarı öyküsü için asıl önemli olan bu öykünün ve ilklerin ardındaki felsefelerin ve prensiplerin neler olduğudur. Geliniz şimdi o felsefelere ve o prensiplere bakalım. Mehmet Şerafettin Erbayram. Onu tanıtmak için 3 ifadelik iznimiz olsaydı belki şöyle tanımlanabilirdi. İnsanlık abidesi, örnek bir aile reisi, mümtaz bir neslin son temsilcisi. İkinci bir 3 ifade daha istenseydi, hiç tereddütsüz şunlar da söylenirdi. İlklerin adamı, iz bırakan Bolululardan, model bir hayırsever, bağışçı. Biz elbette bununla da yetinmeyeceğiz, onu, onun felsefelerini anlatmaya devam edeceğiz. Hayat felsefesiyle başlayalım. Hayat felsefesinin ilk öğesi, hoşgörülü ve hümanist olmasıdır. İnsana hoşgörü gösterilmeli. İnsana önce insan olduğu için değer verilmelidir der.
Mehmet Şerafettin Erbayram çözümcüdür. Hayatındaki en önemli soru, sorun odaklı neden değil, çözüm odaklı nasıldır? Aza kanaat eder. Önemli olan karşına çıkanla ne yapacağını bilmek ve kapıyı çalanın şans olduğunu fark ederek açmaktır düşüncesindedir. Tevekkül sahibidir. 20 yıl emek verdiği bahçesine yeni fidanlar dikerken kendi kendisine sorar. Bu fidanları dikiyoruz ama ne zaman yeriz? Allah nasip eder mi? Yine kendisi cevaplar. Allah nasıl nasip ederse. Ben fidanı diktim. İsterse 10 yıl ömür versin, ben de 10 sene bakarım. İş adamı Rahmi Koç'un biz ağzımızda gümüş kaşıkla doğmuşuz. Yine iş adamı Ali Sabancı'nın ağzımda altın kaşıkla doğmuşum sözlerine karşılık bizim tahta kaşığımız bile olmadı. Benim hiç zıplayan bir topum ve damlamayan bir dolma kalemim de olmadı. Ancak bu bir avantajdı. Arkaya güvenerek devam etsem böyle olamazdım. Nitekim içimde yokluğundan dolayı sızı duyduğum ya da hasret kalarak büyüdüğüm hiçbir şeyim yok diyebilmiştir. Ticaret felsefesi, kul hakkı çiğnenmesin, haksız yere bir kuruş bile bize geçmesin, gerekirse benden verin, kimsenin hakkı bizde kalmasın esasına dayanmaktadır. Ticaret hayatında cesurdur, Ali Cenap'tır. Mücadele edecekseniz büyüklerle kavga ediniz, küçük esnafın yanında olunuz. Ticaret felsefesinin öğelerinden birisi de girişimciliğidir. Doğru zamanın geldiğine inandığında harekete geçeceksin. Kriz zamanında olunması düşünmeye engel değil. Fikir üretmek para istemiyor. Mehmet Şerafettin Erbayram'ın iş adamlığı felsefesinde ilk unsur mütevazi olmasıdır. Her zaman işçisinin yanındadır. Onlarla daimi bir empati kurmaktadır. Misal, fabrikada soba kurulana, sıcak çay yapılana kadar o da kendi odasında çay içmez. Ne zaman ki bu koşullar personele de sağlanır, o zaman oturup hep birlikte içerler. Mehmet Şerafettin Erbayram yıllar boyu işine o kadar yoğunlaşmıştır ki iş adamı olarak ilk tatiline tam 20 yıl sonra çıkmıştır. Yeni bir iş kurduğunda öncelikle işçilerinin ihtiyacını karşılardı. Israrla araba almamakta kararlıydı. Bir dönem fabrikasıyla evi arasındaki yolu yürüyerek gidip gelmekteydi. Niye araba almıyorsun diyenlere cevabı şöyleydi. Fabrikanın düzenini kurmadığım, işçimin kursağına sıcak yemek sokmadığım sürece ben arabaya binmem. İşçinin işle ilgili sorunlarının çözümünde sorumluluğun öncelikle işçinin değil, işverenin olduğuna inanır. Ayakkabı dar geliyorsa zorla giy diyemezsin. Ayakkabıyı düzeltmek zorundasın. Fabrikada patlayıcı yanıcı madde kullanım yasağına uymayan bir işçinin çakmak yakarak sebep olduğu bir patlamadan sonra geçirdiği 7 estetik ameliyatın parasını ödemesine eleştiri getirenlere cevabı şöyleydi. Benim işimi yaparken oldu. O hata yapacak. İş benim işim, ceremesi de benim. Duygudaşlık sağlayabilen bir iş insanıdır. Aldığı dairenin parasını ödeyemeyen bir işçinin borçlarını ödemesini mütakip, o işçinin ben bu borcu size ödeyemem sözüne karşılık şöyledir. Buraya geldiğinizde işiniz dışındaki sıkıntıları düşünerek çalışmanızı istemiyorum. Sizin sosyal sıkıntılarınız da benim sorunum. Ben onları çözeyim, siz de işle ilgili sıkıntılarınızı çözün. Hatasını haber veren çalışanla ödül veren sıra dışı bir patrondur. Hatalara karşı son derecede hoşgörülüdür. Çok büyük maddi kayıplara yol açan, hesaplama hataları veya yanlış yatırımlar yapan personele bile şöyle der. Evde eşin pirinci ayıklarken dişini kırsın diye hiç taş bırakır mı? Bunlar pilav yerken ağzına gelen taşlardır. Çıkar ağzından yemeye devam et. Sakindir. Öfkesizdir. Sizin hiç bağırdığınızı duyamayacak mıyız sorusuna karşılık, niye bağırıp çağırıp sorunu büyüteyim ki? Önemli olan öncelikle sorunu çözmektir. Sonrasında da hatamızdan ders alıp yolumuza devam etmektir. Titizdir. İşçileri kendisi için
40 defa sorup soruşturmadan hiçbir iş yapmaz dedikleri için 40 Şerafettin Bey diye anılır. İş hayatı kolayı değil, doğruyu, gerekirse zoru kovalamakla geçer. Örneğin Avusturya'dan 50 kilo tohum ithalatı için resmi işleme başladığında 7 yılın sonunda ithalat belgesi değil, sadece yetiştiricilik belgesi alabilir. İthal izni almak için verdiği bu zorlu uğraş, idaredeki görevli uzman memuru bile etkilemiştir. Ya Şeref abi, bunun için neden bu kadar uğraştın ki? Bavulda getirseydin şimdiye kadar halletmiştin, der. İthal edeceği firmayla ürünü tohumluk olarak kullanmamak üzere bir anlaşma imzalamıştır. Aslında firmanın haberi olmadan tohumluk olarak kullanması da mümkün iken Şerafettin Bey, beni görmezler, ekerim ama hayatta yapmadım ki böyle bir şey. Ekmeyeceğim dediysem, ekmem der. Bolana markasıyla ürettiği keçi sütüyle önemli bir sosyal sorumluluk projesini de hayata geçirmiştir. İnek sütüne alerji gösteren bebekler için talep eden annelere ücretsiz olarak süt dağıtmaya başlar. Sonrası için de çocuklarına bir vasiyet bırakır. Benden sonra da bu uygulamaya devam edin. Bedelsiz dağıtmak sizleri zorlamaya başlarsa son derece cüzi bir bedel belirleyin, yine dağıtmaya devam edin. Keçi sütü ihtiyacı olan tüm annelere ve bebeklere ulaştırılmaya devam etsin. Siyasete bakış açısı eleştirseldir. Liderler karşı tarafı suçlamazlarsa miting meydanı dağılıyor diyerek siyasetçileri olgunluğa davet eden Mehmet Şerafettin Erbayram, siyasi aktörlerin uzun vadeli tüm toplumsal hayatta iyileştirmeler sağlayacak çok daha gelişmiş bir ülkeyi hedefleyen projeler ortaya koymaktansa öfke ve gerilimi körükleyen popülist tavırları tercih etmelerini ve bunun seçmenler tarafından da alkışlarla karşılanmasını anlayamıyorum şeklinde düşünmektedir. Türk siyaseti için hala umutsuzdur. Özellikle son yıllarda siyasetçilerin kendi doğrularından başka doğruların da olabileceğini kabul etmemesinden ve siyasetin birbirlerine yönelik karşılıklı suçlamalarla yürümesinden, halkınsa bu yönteme itiraz edeceğine özellikle itibar ediyor olmasından oldukça rahatsızım. Bolu'ya yönelik felsefesini de yine üretime dayandırır. Sadece doğal ve tarihi değerleri değil, kentin sahip olduğu tarım ve endüstri ürünlerini ön plana çıkaracak, çeşitli etkinlikle tanıtacak uygulamaların ihmal edilmesinin yönetsel bir hata olduğuna dikkat çeker. Yıllardır kenti sadece Köroğlu ile ön plana çıkaran uygulamaların ötesine geçilememesi Bolu adına bir kayıptır. Bolu aşığıdır. Yurt dışında gördüğü güzel her şeyi Bolu'ya da yakıştırır. Neden bunlar Bolu'da da olmasın diye düşünür. Ne zaman değişik ve güzel bir bitki görse, Bolu'da da yetişir mi acaba diyerek araştırmaya başlar. Hayat, iş insanlığı ve Bolu felsefesinin ortak yansıması da şu sözlerle dile gelir. Ben yapayım, ben kazanayım değil. Birlikte yapalım, birlikte kazanalım, Bolu kazansın. Çalışanların ağzından Mehmet Şerafettin Erbayram'ı dinlemek, onu daha iyi anlama fırsatı verir. İnsanların onun hakkındaki ortak düşüncesi şöyledir. O, her şeyden önce insandır. İnsan olmanın tüm özelliklerini taşır. O, farklı ve özel bir insandır. Şerafettin Bey oğlum, bana 2,5 liralık salatalık tohumu verdin, ben de bu sayede 4 denk salatalık sattım. Al şu ev ekmeğini afiyetle ye diyen kişinin, gönül bağıyla sunduğu o ekmekten daha lezzetlisi var mıdır? Mali durumu çok kötü olan bir çalışanla sıra dışı miktarda bir yardım yaptıktan sonra duyduğu şu sözler hiç parayla ölçülebilir mi? Yarın huzur-u mahşerde mahkemeler duruşmalar bitecek inşallah. Ama ikimiz de cennetin kapısına gidersek, görevli derse ki siz iki kişi geldiniz ama cennete bir kişilik yer kaldı. Hanginizi alayım? Kura çekin. Ve çeksek, bana çıksa ben cennetlik hakkımı Şerafettin Bey'e veririm. Çünkü ona minnet borcum var. Sevgili arkadaşım ve dostum, Şerafettin Erbayram'la bu arkadaşlığımız 1949
1950 yıllarına dayanır. Bolu Ortaokulu öğrencilik yıllarımız. Demek ki 70 yıl olmuş bu arkadaşlığımız başlayalı. Üniversite ve askerlik görevlerimizi bitirdikten sonra iş hayatına atıldık. Şerafettin Erbayram İstanbul'da bir Alman firmasında işe başlamıştı. Ben Bolu'da işe başlamıştım. Ama Şerafettin Erbayram Bolu hasretiyle yanıp tutuşuyordu. Nitekim kısa bir süre sonra İstanbul'daki işinden istifa etti. Bolu'ya geldi, iş hayatına atıldı. İşte ondan sonraki arkadaşlığımız hep bugüne kadar devam etti. Bu arkadaşlığımıza eşlerimizi de katarak onlarla birlikte devam ettirdik. Dile kolay, 70 yıl böyle bir arkadaşlığı sürdürmek herkese nasip olmaz. Hepinize böyle arkadaşlıklar tavsiye ederim. Şerafettin Erbayram arkadaşıma da bundan sonraki hayatında sağlıklı ve mutlu yaşamlar diliyorum. 1953 yılından, yani Ziraat Lisesi'nden bugüne kadar hep beraber olduk. Beraber memuriyet yaptık. Beraber bana iş verdi, çalıştık. Bu müteşebbis, çalışkan, hayırsever, dost insana bundan sonraki yaşamında uzun ömürler, sağlıklar dilerim. Sağ olsun. Bolu sevdalısı, yüzü aşkın, gönüllü üyenin kurduğu Bolu platformu Bolu'da Şerafettin Erbayram için bir özel gece düzenlemişler ve benden de o gece için bir ses kaydı istediler. Önce platforma ilk icraatlarında ilk icraatları olarak Şerafettin Erbayram büyükleri düşündükleri için çok mutlu oldum. Zira Şerafettin Erbayram'a Boluların hakikaten yaptıkları güzel girişimleri için bir vefa borcu vardı. Bu vesileyle platform bu vefa borcunu yerine getirmiş oldu. Bundan çok büyük mutluluk duyduğumu söylemek isterim. Şerafettin Erbayram'ı tanımayan yok. Ben çok geç tanıdım. Fakat İstanbul'dayken Bolu'daki girişimlerini gururla izliyordum. Sanırım 1980 yılında kurduğu ilk ciddi teşebbüsü Bolu Kalite Yem Sanayi'ni Bolu'ya ilk gidişimde gezmek ve görmek istedim. Kendisi ricamı kırmadı, bana bizzat fabrikayı gezdirerek izahat verdi. Mehmet Şerafettin Erbayram'ın morali bozuk olduğunda alnının sağ tarafındaki damar şişmektedir. Dileğimiz artık alnının sağ tarafındaki damarın hiç ama hiç şişmemesi. Bu güzel yaşam öyküsünden dolayı eşi Hayriye Erbayram ile birlikte mutlulukla gurur duymaya devam etmesi ve göğsünün kabarmasıdır. Mutluluk tarımla uğraşanlar için kalıcıdır diyerek yaşamı boyunca mutlu olan Mehmet Şerafettin Erbayram'ın bu düşüncesinin tüm ulusa şamil olması ve mutluluk yayması da dileğimizdir. Beni bağrında besleyen, doğduğum, büyüdüğüm, çalıştığım ve kazandığım bu toprakların güzel insanlarıyla bir ömür geçirdiğim ve asla vazgeçmediğim Bolu'ya bir nebze de olsa katkıda bulunmuş isem ne mutlu bana. Bunun takdirini önce Allah, sonra Bolulular verecek. Allah'ın takdirini bilemeyiz ancak bugünden görünen o ki, Bolulular Sayın Mehmet Şerafettin Erbayram'a takdirlerini minnetle ve saygıyla sunmaktadırlar. Sanatçı kardeşlerimiz, heyecanın konuşmamı engelliyor.
özür diliyorum. Ben Ahmet Baysal Hanım'ın son cümlesini kabul etmiyorum. Yetmişli yıllarda İzzet amcayı ziyaret ettiğimde, ondan sonra 30 yıllık beraberlik hayatımızda şu anda da devam ediyorum. Siz olmasaydınız biz bu kadar gelişemezdik. Onun için bana yapılan ikram iyilik görüşmeleri, konuşmalarına çok ciddi bir ikaz noktası olarak aldım ve bugün bu rahatsızlığım olsa bile beni engellemiyor ve bunun için çalışmaya, bilhassa taraftarı çalışmaya, biz rahatsızlar bir araya geldiğimiz vakit bir de elinde olsa köyden kentten konuşuruz. Bunun için gerek Bağışçılar Vakfı, gerekse benim işte şahsi büro, onun araştırması il olmasını istiyoruz. Bu da araştırma bir sanattır. Araştırmadan yapılan her işin sonu biraz oluyor. Onun için gençlere biz araştırmacı ve doğruyu seçmelerini bekliyoruz. Son Bakanı Müsaade'nin tüm konuşmalarından çok ümitlendim. Tarım sektörü olarak gelecekte herhalde epey çalışmalar yapacağız. Kendilerini kutluyorum. Bilhassa sunum yapan selamı söylemedim, kusura bakmayacağım. Hikam Bey'e çok teşekkür ederim. O kadar sade işten konuşuyorlar ki ben o heyecanı burada çok tattım. Yani bu akşam tattım. Kendilerini hoş geldiniz diyorum. Zekayet Önce Bey inşallah kafiyenin içinde kendisini zevkle dinlerim ve güzellikle bestelerini takip ederim. Bunu da diğer sanatçı arkadaşlara hoş geldiniz diyorum ve cümlemin sonu olarak gençliği davet ediyorum. Araştırmacı olalım ve Bolu'yu bir daha Bolu olarak güzel şehrimizi koruyalım. Özellikle içeri olarak bu konuda birbirimizi kollayalım. Teşekkürler.